Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce çektiğim salatalık videosunun devamını anlatacağım. Saksıda salatalık yetiştirmek hakkında bir video olacak. Bu nasıl yetiştirilir, nasıl bakılır, onlar hakkında bilgi vereceğim. Bunlar, bu görmüş olduğunuz salatalıklar, daha önce bizim sizlerle birlikte tohumdan çimlendirmiş olduğumuz salatalıklar. Şimdi yeni yeni ürün vermeye başladılar. Ben size şöyle göstereceğim. Şuralarda küçük küçük var, şuralarda küçükler var. Yani en net olarak görünen şunlar. Ve dediğim gibi ben bunu balkonumda yetiştiriyorum ve burası direkt güneş almıyor. Dolaylı yollardan gün ışığına maruz kalıyor. Bu ona yeterli oluyor zaten. Ve bir de çok fazla yani gün aşırı diyeyim, su veriyorum devamlı. Yani toprağı kurudukça sulama yapıyorum çünkü zaten salatalık suyu çok seven bitkilerden birisi. Şimdi bunların çok kalın yaprakları var, fazla fazla. Onları kesmek istiyorum ben. Şey olmasın. Yani artık meyveye gidiyor. Bunlara boş yere güç harcamasını istemiyorum. Yapraklarda şu şekilde lekelenme var. Bunlara külleme hastalığı da diyorlar ama tam emin değilim. Bunun bir ilacı var ama ben ilaç atmaya gerek duymadım. Çünkü sonuçta meyve veriyor ve bu meyve vermesine engel değil. Bu yüzden yapraklarda herhangi bir sıkıntı görmedim. Bu yüzden ilaç kullanmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Çok sıkça sorulan sorulardan birisi de şu. Salatalıklarım çiçek açıyor, dökülüyor ama meyve vermiyor şeklinde. Şimdi arkadaşlar, ilk çiçek açtığında salatalık meyve vermez. Yani benim bildiğim şeklinde anlatacağım ben size. Bakın, bunlar görmüş olduğunuz hep erkek çiçekler. Erkek çiçekler zaten meyve vermez. İlk başta devamlı açarlar, komple çiçek açar. Daha sonra çiçekleri dökülür, ikinci postaya meyve vermeye başlarlar. Tıpkı bende olduğu gibi. Burada çok fazla çiçek vardı benimkilerin. Hepsi döküldü. Ve şimdi tekrardan meyve çiçekleri olmaya başladı. Bir de diğer bir nokta da, eğer içeride bakıyorsanız salatalığa, yani evinizin içinde bakıyorsanız, meyve vermeme oranı biraz daha yüksek. Çünkü çiçekler arasında bir tozlaşmanın olması gerekiyor. Bu da hani dışarıda olduğunda rüzgardan oluyor, börtü böcek gelip konuyor. Bu şekilde tozlaşma oluyor ve böylece meyve verebiliyor. Yani pardon, sebze verebiliyor. Meyve diyorum sabahtan beri ama ben şimdi şu işte sararmış olanları kesiyorum, bunları şu şekilde. Bunlar ki çok fazla şey, enerji harcatmasın salatalar diye şu şekilde. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi, bakın bu ilk postanın çiçekleri ve bunlar zaten hep kuruyup dökülüyor. İkinci çıkanlar, yani dişi çiçekler meyve verir. Erkek çiçekler meyve vermesine, bu yüzden şey yapmayın, korkmayın. Ama hiç meyve vermiyorsa, yani çiçekleri hep devamlı döküyorsa, bir sıkıntı vardır demektir. O zaman da onu araştırıp ona göre ilacını kullanmanız gerekiyor. Ama ben buna hiçbir şekilde ilaç vermedim. Sadece suladım. Bu şekilde oldu. Burada bir saksının içinde zaten yetebildiği kadar 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Diğer videoda zaten göstermiştim ben tohumdan salatalık çimlendirmeyi. Bunlar bizim sizlerle birlikte çimlendirmiş olduğumuz salatalıklarımız. Şimdi sebzelerini alacağız. İlerleyen dönemlerde yine ben sizlere devamını çekeceğim. Devam videoları atacağım. Kopartmaya yakın mahsulümüzü. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.